benden haz etmediğini de biliyorum. Yani hak da veriyorum. Ama keşke beni de... Siz de ne? Bir baba gibi görebilseydim. Keşke. Ne oluyor oğlum? Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorum öyle mi? Ne yapıyorum ha? Ne yapacaktım bıraksaydım seni? Keşke bıraksaydım adamın. Haluk'la böyle baş edemezsin. Hala anlayamadın mı Savaş? Böyle baş edemem değil mi? Böyle mi baş ederim Haluk'la? Ver onu bana. Vermeyeceğim. Bu yüzden değil mi her şey ha? Bu yüzden. Bunun sende olduğunu biliyor. Seni benimle tehdit ediyor değil mi şerefsiz köpek? Şuraya bak, yalanlayamıyorsun da. Bunun içindeki her şeyi dinledim ben anne, her şeyi, bütün şerefsizlikleri, bütün aşağılıkça her şeyi dinledim. Ya sen hala bu adamla nasıl aynı çatı altında kalıyorsun anne? Ben, ya ben ne Nazlı'nın, ne Selin'in, ne Beren'in, ne Güneş Hanım'ın suratına bakamıyorum. Sen hala ne konuşuyorsun geçmişsin karşıma? Oğlum yalvarıyorum, ne olur bırak bu işi ben halledeyim. Nasıl halledeceksin he? Nasıl Mertoğlu taktiği? Her şeyi silip yok etme taktiği mi? En iyi yaptığınız şey değil mi? Bu sefer olmayacak öyle bir şey. Bu sefer olmayacak. O elindekiyle ne yapacaksın peki şimdi? Elindekiyle ne yapacağım? Elindekiyle. Polise vereceğim pısak. Ne olur Savaş yalvarırım. Herkesi ve her şeyi mahvedersin, yapma oğlum. Ya ben Nazlı'nın yüzüne bakamıyorum. Kaçıyorum kızdan, kaçıyorum, anlıyor musun beni he? Nazlı öğrenmeli bunu, hak ediyor bunu öğrenmeyi. Savaş ne olursun bak, duygularını çok iyi anlıyorum. Ama mantıklı düşün. Nazlı böyle bir şey öğrenirse mahvolur, bu ona çok ağır gelir. Yalvarırım yapma oğlum. Niye yapmayayım he? Neden yapmayayım, niye yapmayayım anne? Siz bir şey yapıyorsunuz. Her şeyin altından çıkıyor. Ucu da bana dokunuyor. Mutlu olamayacak mıyım ben? Ya benim mutlu olmaya hakkım yok mu arkadaş? Ne olur yapmayacağım de oğlum, ne olursun. Bir şey diyeyim mi? Anne. Yapacağım. Savaş. Savaş oğlum. Oğlum. Nazlı. Hadi gel gidiyoruz. Nereye? Nazlı gel hadi. Zor bir gün müydü? Çok zor. Anlatmak ister misin? Beni merak ettiğin için mi soruyorsun gerçekten? Bilmem. Belki. Eğer keyfin yoksa ben uzarım ha. Yok yok kal. Aksine. Şu anda burada yanımda olman benim için çok daha iyi. O zaman sana bir soru. Sor. Birine çok değer veriyorsun. O koca gözlü kıza mesela. Mesela. Koca gözlü kıza. Onun hakkında çok acayip bir şey biliyorsun. O bunu bilmiyor. Ne diyorsun? Berbat bir durum değil mi? Berbat. İşte. Seninle kaderimizin ortak noktası. İkimizin de çok sevdikleri var. Ve ikimizin de onlara söyleyemeyeceği, asla söyleyemeyeceği şeyler. Yani söyleme demek mi bu? Aksine.
Söyle. Vallahi. Söyle, kurtul, bitsin hayat boyu. Huzursuz etme kendini, huzursuz olma. Ya ya öğrenince darmadağın olursa? Olsun. Bırak olsun. Toparlarsın nasıl olsa. Tamam, yeterli. Ya sen? Ben benim için artık çok geç. Çok geç. Sağ ol. Sabah konuştuklarımı duydun değil mi? Kapının arkasında yerde oturuyordum. Duydun. Niye hiçbir şey söylemedin? O kadar güzel şeyler söyledin ki... üstüne daha güzel bir şey bulamadım söylemek için. Öylesine söylemedim ben hiçbir şeyi. Hissettiklerimi söyledim. Biliyorum. Sabah yüzüme bakmıyorsun. Ben yokmuşum gibi davranıyorsun. Şimdi altını beni buraya getirdin. Yani o zaman ciddi bir şey konuşacağız bence. Seninle bir şey konuşmamız lazım Nazlı. İyi, tamam. Konuşalım o zaman. Hadi. Gerçekler acıtsa bile bilmek ister değil mi insan? Ne demek bu? Bak sen kesin kötü bir şey söyleyeceksin. Korkuyorum ben. Buraya ilk geldiğimiz günü hatırlıyorum. Daha birbirimizi hiç tanımıyorduk. Sadece tahminler yürütüyorduk. Bak, ben tahminlerimde yanılmamışım. Ama birbirimizi çok az tanıyorduk. Ya ben seni görür görmez sanırım bir kere. Vallahi tanıdım. Böyle suratsız, domuz gibiydin. Yani gerçi hala öylesin de. Bir yer bu boyu olmadık baksana. Şu an baktığında ne görüyorsun? Kafası karışık bir adam görüyorum. Ama ben sana bakamıyorum Nazlı. Sana baktığımda aynaya bakmış gibi oluyorum. O kadar masumsun ki. Kahrediyor beni bu, kahrediyor. Ne yaptın sen Savaş? Kötü bir şey mi yaptın? Kötü bir şey mi yaptım? Bilmem. Şu an yapıyor da olabilirim. Delireceğim. Sen ayrılacaksın benden. Ayrılık konuşması yapıyorsun. Şimdi ayrılma ya. Ayrılacaksan da şimdi değil. Ya, yarın olsun, sabah ayrılırsın Savaş'ım. Ya da söyleyemiyorsan kulağıma fısılda gitsin. Ayrılık yok. Ayrılık yok. Ayrılık yok. Sen beni üzeceksin. Üzeceksin değil mi beni? Ben üzülmekten çok yoruldum Savaş. Ne olur üzülme artık. Üzemem ben seni, yapamam. Bazen seçmek zorunda kalırsın. Bunu öğrenirse kahrolur. Ama ben bildiklerimle nasıl ona gülümseyebilirim? Nasıl ona her şey yolunda diyebilirim? Nasıl?